Ekonomist Profesör Doktor Erdal Gürgay, marketler arasındaki yaşanan fiyat uçurumlarına ilişkin yaptığı açıklamada kar marjını belirlemenin satıcıya bırakıldığını ifade etti. Gürgay, kar marjının %30 veya 50 olabileceğini vurguladı ve bu alanda en büyük görevin Maliye Bakanlığı'na düştüğünü söyledi. Yonca Kavşağı Ercan Anayolu'nda meydana gelen ve 25 yaşındaki Çağrı Miralay'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından tutuklanan Mustafa Kaya, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak. Hürriş ve Türksen, ihtiyat sandığında aylık 8.000 euro maaşla danışman alınması kararını protesto etti. Sendika yetkilileri kararı onaylamaması için Bakan Sadık Gardiyanoğlu'na çağrıda bulundu. YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deprem bölgesi olduğunu ve olası bir depremde ülkenin kötü etkilenebileceğini vurgulayarak, tedbirlerin alınabilmesi için yeterli güç yok, devlet denetim konusunda eksik dedi. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, Rum lider Nikos Christodoulidis'in Kıbrıslı Türklere yönelik açıkladığı önlemleri göstermelik ve içi boş olarak değerlendirdi.